Grafiğini çizerken talebin fiyatla talep edilen miktar arasındaki ilişkiyi gösteren ilişkimiz neydi bizim? Ters yönlü bir ilişki olacaktı. Ve buna ne dedik? Talep kanunu dedik. Tüketicinin talep etmek istediği, satın almak istediği mal miktarlarını verdik. Bir varsayımda bulunduk. Neydi bu? Bu değişkenlerden hiçbirinin değişmediği varsayım altında Benim kızım özel gereksinimli bir birey. Lise eğitimini tamamlayana kadar birlikte okula gidip geldik. Ona hep refakatçi oldum. Bazı şeyleri birlikte açtık, çok şey de açtık. Lise eğitimini tamamladıktan sonra hem kızıma sosyal etkileşim alanı oluşturmak, hem de kendi hayalim olan üniversiteyi eğitimini almak istedim. Bunun için harekete geçtim ve üniversite sınavına girdim. Sonucunda Merzifon Amasya Üniversitesi Merzifon İktisat ve İdari Bilimler Fakültesine yerleştim. Anında açıklıyordur. Doğru mu? Talep grafiği. Biz kızımla zaten yapışık ikiz gibiyiz. Her yeri birlikte, her şeyi birlikte yapıyoruz. Her yere birlikte gidiyoruz. Hem ona işte sosyal hayatın içerisinde olsun. Yaşıtlarıyla bir arada olsun. Bu çünkü temel bir ihtiyaç. Hepimiz için sosyal bir ihtiyaç. En temeldeki düşüncem buydu açıkçası. Benim de hayalim olduğu için üniversite okumak ikimiz için de iyi olacağını düşündüm ve bu yönde harekete geçtim açıkçası. Evet. Hanife Hanım kızıyla geldi odama. Çekinerek geldi. Kabul eder mi hocalar, öğrenciler bizi diye. Ben çok memnuniyetle karşıladım taleplerini. Hem kendisi okuyacak, hem kendi kızı burada sosyalleşecek. Başladılar. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Hande kızımız mutlu gözüküyor. Öğrencilerin içinde olmaktan. Bizim özel öğrencimiz gibi artık